Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Bankacı Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakanın yaptığı basın açıklamaları Irak ve Suudi Arabistan'ın bölgenin istikrarına temel oluşturacak bölgesel bir eksen oluşturabilecek güçte olduğunu vurguladı. Dolar kurunu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerde ise Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, Bakanlar Kurulu ve Merkez Bankası'nın döviz kurunu yükseltmek adlı tedbirlere desteğini açıkladı. Maliye Bakanlığı devlet bankalarına yeni döviz kuruna göre satış yapmaları talimatını verdi. Başbakan depremden etkilenlere insani yardım ve özel ihtiyaçların oluşturulması için Suriye ve Türkiye ile hava köprüsünün devam ettirilmesine talimat vermişti. Hayatta kalanları ve kurbanları arama çalışmaları devam ederken Türk yetkilileri yıkıcı deprem kurbanlarının sayısının 14.532 yükseldiğini ve kurtarma ekiplerinin yıkılan binaların enkazı altından cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi düşündüğünü açıkladı. Başbakan Muhammed Şia Sudani üst düzey bir hükümet heyetinin başında bulunarak resmi bir ziyaret için bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Başbakan basın bürosu tarafından yapılan açıklamada Başbakan için Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zeyd en Nahyan tarafından vatan sayığında milli marşların çalınması da içeren resmi bir karşılama töreninin düzenlediği belirtildi. Başbakan yaptığı basın açıklamalarıyla Irak ve Suudi Arabistan'ın bölgenin istikrarına temel oluşturacak bölgesel bir eksen oluşturabileceği güçte olduğunu vurguladı. Başbakan Bağdat'ın Suudi Arabistan-İran diyaloğuna ev sahibi yapmaya devam ettiğini ve iki ülke arasında yakında bir toplantı olduğunu ve hükümet prosedürleri çerçevesinde hükümetin idari ve güvenlik kadrosu reformları sürdürmeyi doğruladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin başkanlığındaki Irak heyeti üst düzey bir hükümet heyetinin başında resmi bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitti. Dışişleri Bakanı resmi sözcüsü Ahmet Esaf, Dışişleri Bakanı'nın Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşeceğini söyledi. Irak heyetini ayrıca Washington ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmeyi amaçladığını doğruladı. Bakan Hüseyin Irak'a haber kanalına yaptığı açıklamada Irak heyetini Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde çok sayıda yetkiliyi kabul ederek iki halkın çıkarlarına yönelik işbirliği ufuklarının açılmasını tartışacağını açıkça belirtti. Sevgili seyirciler, dolar kurunu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerde ise Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, Bankalar Kurulu ve Merkez Bankası'nın döviz kurunu yükseltmek için aldığı tedbirlerle desteğini açıkladı. Reşit, kendi Twitter hesabından attığı bir tweette atılan bu adımın yaşam standardı üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağını ve ulusal para biriminin değerini artıracağını belirtti. Üretken sektörleri için ekonomik reform tedbirlerine yatırıma ve özel sektöre yönelik desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası da lisansı bankalara vatandaşlara ayda en fazla 7.000 dolar değerinde seyahat, tedavi ve eğitim amacıyla nakit dolar satma oranının uyma talimatını vermişti. Resmi belgelere göre Merkez Bankası yabancı para olan dolar için doğrudan döviz kuru uygulamasına geçeceğini açıkladı. Böylece doların alış fiyatı Maliye Bakanlığı'ndan 1 dolar için 1.300 dinar oldu.
Maliye Bakanlığı devlet bankalarına yeni döviz kuruna göre satış yapmaları talimatını verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada El Rafidein ve Rashid bankalarının işlemleri kolaylaştırarak yerel para biriminin dolar karşısındaki değerini artırmak amacıyla Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki satış noktalarında yeni fiyattan dolar satma işlemlerine başladığı doğrulandı. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i telefonla arayarak depremden dolayı taziyelerini sundu. Başbakan telefon görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada Irak'ın insani görev ve iki ülke haklarını birleştiren kardeşlik bağları temelinde Suriyeli kardeşlere ayrıcalıksız destek sağlamak için inisiyatif kullanıldığını vurguladı. Başbakan depremden etkilenlere insani yardım ve özel ihtiyaçların ulaştırılması için Suriye ve Türkiye ile hava köprüsünün devam ettirilmesine talimat vermişti. Başbakanlık basın bürosu tarafından insani ve tıbbi yardım, acil ihtiyaçlar ve sivil savunma ekiplerinin taşınmasına devam etme kararının Irak halkının ve hükümetinin Suriye ve Türk halkları ile dayanışmasının bir teyit olduğunu söyledi. İran Ankara Büyükelçiliği Başbakan'ın talimatına istinaden 42 Irak vatandaşının Gaziantep Havalimanı üzerinden Türkiye'nin yıkıcı deprem bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu. Büyükelçilik yaptığı açıklamada dönüş için başka bir uçuş rezervasyonu, daha doğrusu rezervasyonu yaptırmak isteyenler isimlerini ve pasaportlarının fotokopilerini belirlenen telefon numarasına göndermeye davet etti. Necef'te bulunan yüksek dini merci depremzedelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etmişti. Yüksek dini merci Ali Es-Sistani resmi basın bürosundan yapılan açıklamada birkaç gün önce Türkiye ve Suriye topraklarının geniş bir bölümünü vuran şiddetli depremin çok sayıda can kaybı ve yaralıya ve büyük maddi kayıplara yol açtığını doğrularak bu depremden etkilenlerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Sadr Hareketi Lideri Muktada Sadr Basın Bürosu bugün Perşembe günü Kuzey Suriye'deki depremden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Sadr'ın basın bürosu tarafından yapılan açıklamada kampanyanın Irak halkının kardeş Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek kurbanların ailelerine taziyelerini sunarken yaralılara acil şifalar ve herkes için güvenlik ve istikrar dileklerini dile getirmişti. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği tonlarca insani yardım yüklü iki uçağın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği resmi sözcüsü Haydar Macit, Irak ile Türkiye arasındaki hava köprüsünün ilk fazında Türkiye'ye tonlarca acil yardım malzemesi yüklü iki uçağın Irak'tan ayrıldığını doğruladı. Uçakta Irak Kızılayı'ndan bir heyet, 35 subay ve bağlı araba kurtarma timlerinin yer alacağını belirten Başbakan, Sivil Savunma Başkanlığı'nda Türk tarafına destek vereceğini belirtti. Suriye savunma ekipleri yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1540'tan fazla, yaralı sayısının ise 2750'den fazla kişiye yükseldiğini duyurdu. Sivil savunma binlerce Suriyeli ailenin evsiz kaldığını ve yardıma muhtaç duruma düştüğünü vurgularken depremzedelere yardım için acil yardım çağrısında bulunurken ilgili makamların depremzedelerin barınması için 180 merkez açtığını ifade etti. Hayata kalanları ve kurbanları arama çalışmaları devam ederken Türk yetkilileri yıkıcı deprem kurbanlarının sayısının 14.532'ye yükseldiğini ve kurtarma ekiplerinin yıkılan binaların enkaz altından cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada depremde yaklaşık 53 bin kişinin yaralandığını söylerken Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sahibi belirlenmeyen cenazelerin çıkarıldıktan 24 saat sonra defnedileceğini bildirmişti. Kerkük Valisi Rakan Said'i Cumhuri Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için kampanya başlattıklarını açıkladı. Kerkük Valisi Rakan Seyit El Cuburi, Türkiye ve Suriye depremlerinden etkilenen bölgelere destek için kampanya başlattıklarını açıkladı. 6 Şubat'ta komşu illerde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde can kaybı olmasıyla birlikte büyük hasarlara yol açtı. Bundan dolayı Kerkük yönetimi depremzedelere maddi destek sağlamaya çaba gösteriyor. Cumhuri depremin 3. gününde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. Depremzedelere destek için çağrıda bulunduklarını ve destek kampanyası başlattıklarını söyleyen Kerkük Valisi, Kerkük Ticaret Odası, Sanayiciler Federasyonu ve Müteahhitler Federasyonu'na iki komşu halka inisiyatif sunulmaları ve destek olmaları için talimat verdiğini ifade etti. Türkiye'de yaşanan depremden sonra binlerce insan evsiz sokaklarda yaşamak zorunda kalmasının ardından Kerkük'te Türkmen Sivil Toplum Örgütleri tarafından 2 gün önce başlatılan yardımlar bugün Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. Türkiye'de yaşanan depremden sonra binlerce insan evsiz sokaklarda yaşamaktadır. Bu nedenle Kerkük'te Türkmen Sivil Toplum Örgütü tarafından 2 gün önce başlatılan yardım kampanyası bugün Türkiye'ye gönderildi. 2 gün önce başlayan kampanya, bugün 5 tır yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi. Açıklamada bulunan Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı Stabrak Yazaroğlu şöyle konuştu. Evet, Türkmen Sivil Toplum olarak bize ulaşan bağışlar, yardımlar Allah razı olsun milletimizden. Gerçekten yalnız koymadılar Müslüman kardeşlerini Türkiye'de. Bugün tırlar başladı yüklemeye. İnşallah bu mal yüklenecek ama bizim kampanyamız devam eder bir ay. Belki de daha fazla bir batane bir can kurtarır. Bir batane bir Müslümanı üzün güldürür. Arkadaşlar, değerli aziz milletimiz. İnanın ki her adam bir batane getirirse orada bir Müslümanın üzü güler. Sünni Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan Beyoğlu ise şunları dedi. Bir batane bir can kurtarır. Bir batane dardarı kadar savcı kıyamet gününde. Aziz bacı kardeşler. Yardım hələ aldıq, istirəm edirik, odur ki, mıstamırıq, durmamışıq. Para orar, maddi orar, eşya orar, bəs odur ki, mənfəət olsun bazı qardaşlarımız bu zirzədə bilirsiniz, soğuqda qarıblar, yazda qarıblar, onun üçün verən ziyan çəkməz, Cənab-ı Allah yanında getməz, əlindən də gəlməyən yoxdur imkaniyyət, dua etsin Cənab-ı Allah saxlasın, bu fırtınadan qurtar etsin, bu qara bulutu üzərlərindən qovzasın, üzərimizdən də qalxsın. Türkmenli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Müslüm Kassab
Şöyle konuştu. 3 günden beri Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra Irak Türkleri olarak, sivil toplum örgütleri olarak burada Kerkük'te ve Kerkük'ün etrafındaki köylerimizde, kasabalarımızda ve bütün Türkmenliğindeki bulunan bürolarımızla beraber bir kampanya başlatmıştık. Kampanyamız yaklaşık 3 günden beridir bu kampanyaya başlamıştık. Bu kampanya devam edecekti. Belki de 2 hafta sürecek, 3 hafta sürecek. Hatta ki Türkiye'deki olan durumlar iyi bir hale geldikten sonra inşallah kampanyamız sona erer. Ama bu kampanyamız gördük usta ki dünden beri bugünkü tırımız 3. tırda yola çıktı. Allah'a şükür önümüzdeki saatlerde Türkiye'ye ulaşıp oradaki olan vatandaşlarımız için inşallah bu bağışları ulaştırır. Vatandaşlar ise şunları dediler. Türkiye'de, Suriye'de memleketlere çizereliyipler. İnşallah biz gelmişiz bir bataniye, bir halı, bir neferi kurtar etsin. İnşallah Allah'tan isteriz. Hepsi ümmet-i İslam yığışsınlar bu zeralin şeyini edeğin, tevhid edeğin. Ümmet-i İslamlarımıza orada Türkiye'de, orada arvadlara, adamlara, uşaklara inşallah Allah hepsini hafız etsin inşallah bizlerden beraber inşallah temenni eder hepsinin ömrü uzun olsun inşallah ölenler de Allah şehittiler, aftlar inşallah cennet yerler ya Rabbi. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia, Sudani Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Resmi bir açıklamaya göre toplantıda malzemelerin onaylanmış resmi bağlamlara göre gönderilmesini koşuluyla Suriye toplumu katkıları ve devlet yardımlarından gelen yardım malzemelerinin ulaştırılması süreci için mekanizmalar geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Başbakan ayrıca hükümet veri tabanlarını korumak için önlem almanın önemini vurguladı. Başbakan, İletişim Bakanı ve bir dizi ilgili yetkilinin huzurunda hükümetin veri tabanlarının entegrasyonu tartışmaya adanmış bir toplantıya başkanlık ederken farklı devlet kurumlarındaki bilgi tabanlarının çok değerli olabileceğini söyledi. Sevgili seyirciler, Başbakan daha önce Bağdat'ta 150 yatak kapasiteli ve 58 günden fazla olmayan rekor bir sürede ve 2 milyar 500 milyon dolarlık bir maliyetle sosyal rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı. Açılışta Başbakan, merkezin koronavirüs hastalarını kabul ettiğini ve toplum için ciddi bir tehdit oluşturan uyuşturucu bağımlılığı mağdurlarını tedavi etmek için rehabilite edildiğini belirterek, uyuşturucu olgusu ile mücadelenin sadece yasal boyutla sınırlı kalmadığını, klinik tedavide daha az önemli olan mağdurlarını psikolojik ve sosyal rehabilitasyona kadar birçok çabalara imza atacağı bekleniyor. Sevgili seyirciler, bugün Kerkük'te Sivil Savunma Dairesi 10 bölgede test alarmı çaldı. Ülkenin başka illerinde olduğu gibi bugün Kerkük'te Sivil Savunma Dairesi Kerkük'ün farklı bölgelerinde saat 11'de 30 saniyelik test alarmı çaldı. Şubat tarihinde komşu ülkeler Türkiye ve Suriye'de yaşanan büyük depremde meydana gelen büyük hasardan dolayı ülkemiz çeşit çeşit önlemler aldı. Bugün Sivil Savunma Müdürlüğü bir emir verdi. Vezirin talimatı da bildiğiniz gibi son fetrede Türkiye ve Suriye büyük bir deprem vurdu. O depremden dolayı insanları hazır etmek için biz Sivil Savunma Müdürlüğü olarak vezir emir verdi. Fahsedağın bu sirenleri. Bu sirenlerin çalmağı çok önemlidir. Sivil Savunma Dairesi'nden bir yetkili Türkmen Uydu kanalının mikrofonuna konuşarak alarmın amacı hakkında şu açıklamalarda bulundu. Tabii ki özü bu standart alemiydi. Çalmağın süresi takriben yarım dakikadı, 30 saniyeydi. O da 10 yerde, Kerkük'te varımızdı, 10 merkezde tevzi olup Kerkük merkezinin kamil tahtiyedir. Bütün insanlar duyabiliyor özünü.
Kerkük Sivil Savunma Dairesi'nin müdürü yaptığı açıklamada bize İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimatlar kapsamında bugün Kerkük'ün 10 bölgesinde test alarmı çaldık. Amacımız vatandaşları deprem ve benzeri olaylara karşı önlem almalarını bildirmektir. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi düşündüğünü açıkladı. Bu konunun tartışmanın bir parçası olduğunu ve ülkesinin Ukrayna'yı pilotların NATO standartlarına göre yetiştireceğini söyleyen Sunak, eğitimlerinin uzun bir süre gerektirdiği kabul etmesine rağmen pilot ve personel eğitiminin Ukrayna'ya uçak sağlamının ilk adım olduğunu belirtti. Rusya İngiltere, daha doğrusu İngiltere'yi Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin yansımaları konusunda uyardı. Birleşik Krallık'taki Rusya Büyükelçiliği Londra'nın Kiev'e olası İngiliz savaş uçağı tedarikinin tüm dünya için askeri ve siyasi sonuçları olacağını söyledi ve Rusya'nın İngiliz tarafından herhangi bir düşmanca adımına yanıt verecek bir çok şeyin olduğunu sözlerine ekledi. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan yaptığı basın açıklamalarıyla Irak ve Suudi Arabistan'ın bölgenin istikrarına temel oluşturacak bölgesel bir eksen oluşturabilecek güçte olduğunu vurguladı. Dolar kurulu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerde ise Cumhurbaşkanı Abdullah Tayyip Cemal Reşit, Bankalar Kurulu ve Merkez Bankası'nın döviz kurunu yükseltmek için aldığı tedbirleri desteğini açıkladı. Maliye Bakanlığı devlet bankalarına yeni döviz kuruna göre satış yapmaları talimatını verdi. Başbakan depremden etkilenlere insani yardım ve özel ihtiyaçlarının ulaştırılması için Suriye ve Türkiye ile hava köprüsünün devam ettirilmesine talimat vermişti. Hayata kalanları ve kurbanları arama çalışmaları devam ederken Türk yetkililer yıkıcı deprem kurbanlarının sayısının 14.532'ye yükseldiğini ve kurtarma ekiplerinin yıkılan binaların enkaz altından cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi düşündüğünü açıkladı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.